kadını ikinci sınıf gören bir anlayışı sonlandırmak zorundayız. Yeni bazı rakamlar vereyim size değerli arkadaşlarım. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Şubat 2021'de yeni Türkiye'de kadın raporu yayınladı. 81 il valisinden sadece ikisi kadın. Kaymakam adayları dahil 1058 kaymakamdan sadece 50'si kadın. 215 bölge müdüründen sadece 9'u kadın. 2803 daire başkanından sadece 463'ü kadın. 180 genel müdürden sadece 14'ü kadın. 259 büyükelçiden sadece 65'i kadın. 86 başkonsolosluktan sadece 13'ü kadın. Bürokrasinin %88'i erkek, %12'si kadın. Bu tabloyu sizler beraber değiştireceğiz. Kesinlikle değiştireceğiz. Kadınlar tabii doğal olarak yoksulluk yaşamak istemiyorlar. Çalışmak, üretmek, kazanmak ve gerçekten de özgürce yaşamak istiyorlar. Sosyal devletin gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar. Yoksulluğu bitirmenin yolu, özellikle kadın kardeşlerimin beni bu aşamada dikkatle dinlemelerini isterim. Yoksulluğu bitirmenin temel yolu aile destekleri sigortasının mutlaka çıkmasıdır. Aile destekleri sigortasını çıkarma konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1971 yılında söz vermiş. Aile destekleri sigortasını çıkaracağız. Kanun 102 sayılı sözleşme, uluslararası sözleşme, kanun kabul tarihi 29 Temmuz 1971. Şimdi 2021 yılındayız. 50 yıl geçti, aile destekleri sigortası çıkmadı. 306 kadın örgütüyle Zoom üzerinden görüşürken bu konuyu da anlattım. Kadınların aile destekleri sigortasını istiyoruz, bu yasayı niye çıkarmıyorsunuz diye gördüğünüz her siyasetçiye bunu aktarmanızı istiyorum. Bu sigorta dalının özelliği şu: kişi yalnız da yaşayabilir, aile olarak da yaşayabilir, dolu yaşayabilir, çocuklarıyla yaşayabilir. Dolayısıyla her ailenin, her bireyin asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. Asgari bir gelir güvencesi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan her birey, ben aç kalmayacağım, ben konteynerlardan çöp toplamayacağım, yiyecek toplamayacağım, ben pazar artıklarını toplamayacağım deme noktasına gelecek. Bu sigorta dalının çıkması için biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yasa teklifimizi hazırladık. Geçen dönem parlamentoya verdik, yine parlamentoya veriyoruz. Kadın örgütlerinden özellikle isteğim, aile destekleri sigortası konusunda çok daha güçlü olmaları, güçlü bir şekilde bunu seslendirmeleri.